bir gün önce Fenerbahçe yani amansız takibine bir nebze ara vermiş oldu. Giresun'la 1-1 kalınca Galatasaray için bir fırsat doğdu. Bir fırsat maçıydı bence de. Buradan alacağı 3 puanla da zaten Fenerbahçe ile arasında bir maç fazla vardı. Bir de puan olarak 5 puana çıkartacaktı. Dolayısıyla maçın Galatasaray açısından önemi çok fazlaydı. Kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak. Zaten biliyoruz ki kendi saha ve seyircisi önünde daha farklı bir istekle, arzuyla oynuyor. Ve hakikaten senin söylediğin gibi maça da böyle başladı. Yani 20 dakika çok istekli, çok arzulu başladı. Yani çok gol pozisyonuna girmemesine rağmen ama oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Yani Kazımcan'ı Okan Hoca oynatmış. Bence de doğru bir tercihti. Gerçi risk açısından fazla riskli maç olmasına rağmen ama Kazımcan da eğer ısrar ederse bence gelecek senede rahatlıkla faydalanabilir diye düşünüyorum. Genel anlamda bakarsak yani dediğin gibi çok gol pozisyonu olmadı ama yani özellikle sağ taraftan Şasaboy, Raşisa yani bunlar pozisyon yaratmaya çalıştılar. Özellikle sağ bek tarafından çok geldiler. Muslera'nın adeta Deniz'in iki şutunun dışında Muslera'yı 90 dakika görmedik desek yeridir. Yani bir iki tane de öyle karambol toplar vardı ama Başakşehir'in çok net gol pozisyonunu Galatasaray kalesinde göremedik. Şimdi üstün olduğunu, baskılı olduğunu söylüyoruz. Yani burada Oliveira, Torreira hakkını da vermek lazım. Başakşehir'in bütün akıllarını orta sahada kesti. Yani zaten Galatasaray'ın oyun tercihinde iki tane altı numaranın olması, yani iki altıdan kastım, ikisinde defansif özelliğinin iyi olması, birebir mücadelede yüksek olması, bence Başakşehir'in akıllarını bir nebze orta sahada kesti. Ama Galatasaray sezon başından böyle oynadığı için kendi kalesine ve defansın üzerinde zaten çok baskı görmüyor. Aslında hocam Galatasaray'da performansının bence ciddi biçimde altında kalan, ben de stattaydım, Kerem gibi, Mertens gibi oyuncular da vardı. Yani beklentilerin bir hayli altında kaldılar. Buna rağmen Galatasaray takım olarak da çok sırıtmadı. Bu noktada özellikle orta alanda Torreira'nın hakikaten çok iyi bir oyunu, dediğiniz gibi Oliveira'yı da ekleyebiliriz. Yani Galatasaray rakibin ikinci yarıdaki değişikliklerine karşı, biraz daha hücumu düşünmesine karşı da çok az açık verdi diyebiliriz. Evet. Şimdi Oliveira tabii bir ay önceki hafta Beşiktaş maçında kaptırılmış olduğu golle bir gol yemesine evet, sebep oldu. Şimdi tabii hafta içinde taraftarın ona destek vermesi, inanıyorum ki aynı atmosferde maç çıkmasına rağmen ama daha farklı bir sorumluluk aldı. Yani aynı şeyi Icardi için de söyleyebiliriz. Yani kullanmış olduğu penaltıda daha önce kullanmış olduğu Panenka penaltısıyla eleştirilmişti. Yani ben daha lakayit diye demek istedim. Sen Panenka penaltı dedin. Yani o ciddiyetten uzaktı. Çok sorumluluk alan bir vuruştu. Dolayısıyla bunlar tabii neticeyi direkt tesir eden hareketler. Yani maç konum olarak çok önemliydi. Ama tabii bireysel performanslar tartışılabilir. Ama önemli olan burada bir şekilde neticeyi alabilmek ve onu koruyabilmek. Şimdi bu anlamda Fenerbahçe'yi hep eleştiriyoruz. Fenerbahçe de çoğu maçta öne geçti ama bir şekilde gol yedi. Yani gol yememek, hep söylüyorum, burada da söyledim defalarca, şampiyon olabilmeniz için çok önemli bir kriter. Az gol yemek veya hiç yememek. Hatta ben gerçi Fenerbahçe'ye gelince onu da konuşuruz ama yani Fenerbahçe Giresun maçında öne geçtiği halde bile ben şimdi hangi pozisyondan gol yer diye böyle biraz hani şey yapıyorum, yani düşüncelere girdim. Nereden gol yiyebilir? Hangi pozisyonla? Şimdi Galatasaray'a baktığın zaman Deniz'in iki tane ceza sahasının dışından çektiği şutun dışında pozisyonu yok. Çok net gol pozisyonu yok. Yani Muslera'nın çok zorlandığını söyleyemeyiz.